Herkese merhaba, tolgozbek.com YouTube kanalında sizlere sık sık insansız hava araçları ile ilgili videolar hazırlıyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri, teknolojileri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün ise enteresan bir hikayeyle karşınızda olacağız. Normalde iki pilotun görev yaptığı F4D Phantom uçağının Eskişehir'de gerçekleştirdiği pilotsuz inişin hikayesini anlatacağız. Tarihler 20 Kasım 1984'ü gösteriyordu. Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığı'nda 77-0293 kuyruk numaralı F4D uçağı standart bir görev için hazırlanmıştı. Uçağın ön kokpitinde bir pilot yüzbaşı, arkada silah sistem subayının bulunduğu yerde de bir üsteğmen pilot görev yapmaktaydı. Uçak görevini tamamladıktan sonra Eskişehir'deki 09 pist başına doğru iniş için alçalmaya başladı. Ancak bu sırada uçak bir kuş sürüsüne girdi ve motorlarda bir takat kaybı, yani bir itiş kaybı yaşandı. Pilotlar çok kısa süren bir muhakemeden sonra uçağın piste yetişemeyeceğine karar verdi ve fırlatma koltuklarını kullanarak F4'ü terk ettiler. F4D uçaklarında İngiliz Martin Baker şirketinin imalatı fırlatma koltukları yer alıyor. Fırlatma kolu ise pilotun iki bacağının arasında ve bir başkası da başının üstünde bulunuyor. Ön veya arka fark etmez, kumanda verildikten sonra önce arka kokpitin kanopisi fırlıyor, bunu arkadaki fırlatma koltuğu izliyor. Sonrasında ise ön kokpitin kanopisi, yani camı ve öndeki fırlatma koltuğu çıkış yapıyor. Her iki fırlatma arasındaki süre ise 0.75 saniye. Başarıyla gerçekleşen fırlatmadan sonra pilotlar sorunsuz bir şekilde yere indiler. Ama bundan sonra yaşananlar çok da ilginçti. Pilotsuz kalan uçak uçuşuna devam etti. Ve pilotlar flatner olarak adlandırılan uçuş kumanda ayarlarını gayet iyi yapmışlardı. Süzülerek irtifa kaybeden F4, 09 pist başına teker koydu ve pist içinde yavaşlamaya başladı. Normalde pilotların fren paraşütü açarak ve frenleme yaparak yavaşlamalarını sağlarken, tabii kokpitte pilot olmadığı için, uçak pist içinde yavaşladı ve pist bitimindeki toprak alana çıkarak durdu. Adeta uçağın iniş takımlarında hiçbir hasar meydana gelmemişti. 77-0293 kuyruk numaralı uçak hemen toprak alandan çekildi ve gerekli kontrollerin ve bakım işlemlerinin yapılması için Eskişehir'de bulunan 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'na götürüldü. Bu merkez aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki tüm jet uçakların büyük bakımlarını gerçekleştiriyordu. Bazen bu merkeze kırım yapmış uçaklar getiriliyor ve mühendislerin hazırladıkları projelerle bu uçaklar tekrar uçar hale geliyordu. 293 kuyruk numaralı uçak kısa bir bakım işleminin ardından tekrar uçabilir hale getirildi. Test uçuşları yapıldı ve arkasından da uçak Eskişehir'deki birliğine teslim edildi. Bu olayı sembolize etmek için uçağın ön kokpitinde sol tarafa bir pilot brevesi çizildi. Breve, pilotların genellikle sol taraflarında göğüslerinin üzerine taşıdıkları bir çift kanattan oluşan uluslararası bir simge. Belki tasarımları farklı ama dünyada sivil olsun, askeri olsun tüm pilotlar pilot olduklarını belli etmek için breve takarlar. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nde ve Türk Havacılığı'nda kullanılan brevede ortada bir ay yıldız bulunur ve ay yıldızın iki tarafında da kanat yer alır. Bu uçakta tek başına inişini gerçekleştirdiği için sol tarafına bir breve çizilmişti. Havacılıkta bu tür amblemler çizildiği zaman bunlara genellikle Nozart adı veriliyor. Ya bir olayı temsil ediyor, ya bir filonun amblemi yer alıyor veya 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi o uçağın pilotu veya uçak komutanının bir sevdiği bir sembol bu uçakta yer alıyor. 293 kuyruk numaralı uçak görevine 20 Ağustos 1986 tarihine kadar devam etti. O gün aynı uçağa Eskişehir üssünün atış sahası olan Osmaniye'de bir atış eğitim görevi planlanmıştı. Pilotlar bölgeye gittiler.
bu bölgede dalışlarını gerçekleştirip eğitim bombalarını attılar. Ancak son dalışa gelirken adeta ilk kazanın bir benzeri yaşandı. Uçak kuş sürüsüne girmişti ve uçağın havalıklarından giren kuşlar iki motorun da alçak irtifada durmasına neden olmuştu. Pilotlar alçak irtifada bu yüksek risk nedeniyle tekrar fırlatma koltuklarını kullandılar ve iki pilot fırlatma koltuğuyla uçağı emniyetle terk ettiler. Fakat 293 kuyruk numaralı uçağın artık şansı sona ermişti. Uçak Osmaniye atış sahasının hemen kuzeydoğusunda bulunan boş alana düşerek infilak etti ve parçalandı. Ama iki pilot da kurtulmuş oldu. Türk ve dünya havacılık tarihine 293 kuyruk numaralı uçak, ikişer kez pilotların atladığı ve hayatlarının kurtulduğu bir uçak olarak geçti. Belki bugün 293 kuyruk numaralı uçak yok ama yaşayan 4 pilotu var. Gökyüzünde 109. yılını kutlayan Türk havacılığı gerçekten çok ilginç hikayelere sahip. Zaman zaman bu hikayeleri tolgozbek.com YouTube kanalında sizlerle paylaşmak için gayret edeceğiz. Detaylı havacılık haberleri için sitemiz www.tolgozbek.com'u lütfen takibe alın. Bize sorularınızı info@tolgozbek.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yapacağınız yorumlar ve yapacağınız beğeniler videolarımızın daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Bizleri ayrıca abone olarak, bildirimlerinizi açarak daha yakından da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bir sonraki gün saat 19'da yapacağımız yayında buluşmak üzere.